Biraz bu şekilde ön plana çıktı ama %65 trafik İstanbul'da, servis araçları yolda, biraz yağmur yağdı. Kış biraz sert başladı galiba hocam, özellikle ulaşım konusunda sen de sabah saatlerinde biraz mağdur oldun. Efendim Doktor Seyfi Akil, uluslararası finans piyasaları uzmanı stüdyomuzda. Seyfi hoş geldin. Hoş bulduk Can Bey. O bahsettiğiniz mağduriyeti yaşadım sabah Allah'ın izniyle. Evet değil mi? Yani biraz böyle... Biraz gecikmeli olarak stüdyoya gelmiş oldum. O yüzden hem sizden hem de değerli rica ederiz. Sorun değil. Zaten her gün birlikteyiz ama artık seyirci alışkanlık haline kazandığı için böyle merak etmiştir. En azından onun nedenini belirtelim istedim. Valla nereden başlayacağız bilmiyorum. Şimdi kafamda aslında sizinle yayından önce de konuştuğumuzda... Bambaşka bir şey vardı ama gazeteler bir ufuk açtı galiba. Evet, gündem belirlemiştik. Dedik işte Can Bey şunlar ön planda, bunları konuşalım ama sizle beraber gazetelerin ekonomi manşetlerini görünce sizinle belirlediğimiz aslında akış yani sanki 8 sene önceki belirlediğimiz akış gibi bir şey kaldı. Yayıncılık böyle bir şey işte. Yani nereden başlayalım, nasıl yapalım bilmiyorum ama sıcak gelişmelerden isterseniz bir yola çıkalım. Orta vadeli program açıklandı. Kişisel görüşümü açıklayacağım ama ilk önce işin bir teknik boyutunu bir bahsedeyim. Biz geçen haftayı enflasyon verisiyle kapattık. Evet. Önemli bir veriydi. Neden önemli olduğunu da şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır beri tartıştığımız, konuştuğumuz, dikkat çektiğimiz, yapmayın biz siz enflasyonu farklı bir yerden algılıyorsunuz. Temel sorun enflasyondaki talep değil, üretimdir dediğimizde sadece konuşmakla kaldığımız noktada bize açıklanan veri şunu gösterdi Can Bey. 19.25 enflasyon, yaklaşık %50'ye yakın, 40'ın üzerinde bir maliyet enflasyonu. Yani bizim sürekli olarak savunduğumuz bu ekonomiden çıkışın sade ve tek yolu bu enflasyon oranları ama %45'lik bir dilim vardı değerli editörümüz. Ondan rica edelim. Ekrana yansıyana kadar da onu söyleyeyim. Bu enflasyonla bunu biraz sonra tekrar değerlendirmeye alırız Can Bey. Birazdan konuşacağız tabii, zaten. Tabii bunu biraz... Evet. İşte bahsettiğimiz grafik bu. Esaslı bizim canımızı yakan %45'lik dilim. Evet. Yani bu ne anlama geliyor? Bugün mesela servisler başladı hocam. En kısa mesafe 500 lira. Evet. Yani işte o bu nedeni bu. Sadece şuna dikkat etmenizi rica edeceğim. Özellikle grafiğe baktığımızda yani Ağustos 2020'den Ağustos 2021'e kadar üretici fiyat endeksinde sürekli bir artış var. Hatırlayın biz Cuma günü de özellikle bu tarımsal gıdaların neden arttığı noktasından konuşurken ufak bir başlık halinde şunu söylemiştik. Temel sebep üretim girdilerinin maliyetlerinin artışıydı. Son bir yılda üreticinin katlandığı maliyet tüketici enflasyonundan daha fazla. Buradan eşittir diyelim, şunu söyleyelim. Buyurun. Demek ki bizim enflasyonla mücadelede bir defa şunu kavramamız gerekiyor. Bizdeki enflasyonun ana unsuru maliyet enflasyonu, üretici enflasyonu. Buradan bizim çok sıklıkla duyduğumuz, dinleyicilerimizle belki aşina olduğu TÜFE, ÜFE fiyatları var. Hani hep deriz ya ÜFE, TÜFE diye. Nedir bu? Çok bir iki cümleyine şunu söyleyeyim. 19.25 olarak gösterilen tüketici fiyat endeksi, kişilerin, tüketicilerin mal ve hizmet satın almaları sonucunda ödediği miktarları gösterir. Yani mal ve hizmet satışını ifade eder. 45.52'lik dediğimiz ÜFE ise mal ve hizmet satımını baz almaz. Neyi baz alır? Üretimde katlanılan maliyetleri baz alır. Burada şunu sormamız lazım. Biz nereden başlayacağız? Enflasyon denildiğinde bizim aklımıza direkt talep yönlü enflasyon geliyor. Burada da temel sıkıntı şu Sayın Can Bey. Uyguladığımız politikalar maalesef enflasyonu aşağı yönlü hareket ettirecek, enflasyonu düşürecek politikalar değil. Bakın İktisat Fakültesi'ne ilk başta adım attığınızda size şunu öğretirler. Enflasyonist ortam ve deflasyonist ortam. Çeşitlerini geçtim. Yani enflasyonun tanımı, türevlerini bir kenara bıraktım ama enflasyonla mücadele yönteminde en ideal şey nedir, durum nedir diye sorduğunuzda daraltıcı para politikaları ya da daraltıcı maliye politikaları denir. Biz ne yaptık bu süreçte? Piyasayı fonladık. Ne yaptık bu süreçte? Destekleme adı altında sürekli piyasayı, tüketicileri paraya boğduk. Şunu unutmayın, eğer para bolsa faizler de yükselir. Daha önceki yayınlarda şunu ifade etmiştim. Galiba tam olarak da bu noktada biraz anlaşılmadığımı düşünüyorum.
Cuma günü yaptığımız yayında Sayın Can Bey, biz Merkez Bankası'nın faiz oranlarıyla konuşurken şunu söyledik. Merkez Bankası'nın her geçen gün hareket alanının daraldığını, hatta bu ayki enflasyon oranı açıklanmadan önce piyasadaki genel kanaatin yaklaşık 4 toplantıdır beri faizlere dokunmayan Merkez Bankası'nın belki Eylül'den sonra, belki Eylül'den sonraki süreçte bir acaba faiz indirimi gelir mi diye konuşmuştuk. Ama şu tablodan çok net görüyoruz ki artık Merkez Bankası'nın işi bu saatten sonra daha da zor. Çünkü bunu nerede yaşadık biliyor musunuz? Hatırlayın, %24 faiz oranlarından %8'e, 8.25'e kadar indiğimiz dönemde negatif reel faizi konuşmuştuk. Doğru. Ve o zaman Türkiye Cumhuriyeti, hani abiyane bir tabirle konuşayım, fellik fellik döviz aramıştı. Hatırlıyor musunuz bu süreci? 19.25, yani ilk başta değerli editör arkadaşımızın verdiği grafikte faizlerin üzerinde bir enflasyonun olduğu bir ortamda hem Merkez Bankası şunu karar veriyor. Şu an öyle. Evet, şu anda öyle. 3 tane seçeneği var Merkez Bankası'nın önünde. Bunu yapar yapmaz bilemeyiz. Ama sorunları ortaya koyalım. 1. Ya bu duruşu devam ettirecek, her şeyi gözünü kapatıp enflasyonun altında bir faizle yola devam edip reel negatif faizi seçecek ki bunun sonrasında ciddi anlamda bir döviz baskısını da göze alacak. Bu birinci seçenek. İkincisi, faizleri sabit bırakacak, ellemeyecek. Buna benzer sorunları tekrar yaşayacak. Yani sıcak para bulmada bir sıkıntı yaşayacak. Üçüncüsü ise bizim hep baştan beri söylediğimiz, yapmayın, %24'ten 8'e kadar faizleri indirdiğinizde günün birinde rüzgar ters eserse durumunuz daha da ciddi olur dediğimiz sürece geleceğiz. Enflasyonu faizlerin üzerinde artırmak zorunda kalacak. Bu neyi ortaya çıkaracak? Türkiye'nin borçlanma maliyetini ortaya çıkaracak. Yani daha yüksek... Faizi enflasyonun üzerinde tutmak zorunda yani kalacak. 19.25'in üzerinde sallıyorum. %20 enflasyon belirledi diyelim. Ne zaman şimdi yeni toplantısı? Eylül ayının 20-23'ünde 19-25, şu an 19-25 enflasyon geldi. Hadi buyurun cenaze namazına. Yani Merkez Bankası'nın işi daha da zor. Çok ilginç bir açıklama vardı. Onu da koltuk gider yani, ben söyleyeyim yani. Şimdi, artırsa. Ya ben söyleyecektim, hani ben gene onu ifade etmeyeyim. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardı. O aklıma geldi. Diyordu ki işte ekonomik durumu soruyor gazetecinin birisi. Diyor ki işte o zaman sanırım başbakan o dönemde. İşte ekonomi şöyle böyle ne olacak Sayın Başbakan deyince rahmetli Süleyman Demirel diyor ki meseleyi mesele olarak görmezseniz ortada mesele kalmaz. Yani eğer gerçekten de ekonomi yönetimi biraz önceki grafikte o %40'ın üzerindeki bir maliyet enflasyonu mesele olarak görmüyor ise, bu anlattığımız faizler üzerinde konuştuğumuz konuyu mesele olarak görmüyorsa ve sizin de ifade ettiğiniz, hani ben biraz çekimser kaldım ama bir gece yarısı şükranlarını sunup da görevinden alınmayı göze almıyorsa, bu devam edecek. Kırılma noktası nerede oldu biliyor musunuz? Bununla ilgili son bir şey söyleyeyim. Düzeltin beni tam tarih olarak ama 2020 yılının Ekim ayında bütün piyasa Merkez Bankası'ndan bir faiz hareketliliği beklerken faizlere dokunmadı, sabit bıraktı ya, pas geçti ya. İşte film ondan itibaren kopmaya başladı. Ve bu saatten sonra Merkez Bankası'nın işi daha da zor. Artırır, düşürür, azaltır, onu yaşayıp göreceğiz. Ama aldığı karar her ne olursa olsun Merkez Bankası bütün riskleri göz önüne alacak. Son söz bununla ilgili Sayın Başkan'ın köşe yazarlığı yaptığı dönemleri ben hatırlıyorum. Hatta birkaç defa da okuduğum dönemde biz de çok karşı çıkmıştık o dönemde. Yani akademisyen olarak, ekonomistler olarak dedik ki bakın faizle enflasyon ilişkilidir ki matematiksel olarak zaten enflasyon faizin bir fonksiyonudur. Nasıl ulaşırsınız enflasyona? Gerçekleşenler reeli çıkartırsınız, bulursunuz. Bu anlamda bir ilişki vardır. Yani tavuk yumurta ilişkisi. Ama hep karşı çıktığımız dedi ki yapmayın. Bakın topluma yanlış anlatıyorsunuz. Yüksek enflasyonun sebebini siz faize bağlayamazsınız. Böyle bir ritüel yoktur dediğimizde Sayın Başkan o zaman bir gazetede ismini vermeyeyim köşe yazarlığı yapıyordu. O dönemde de kendisi bu düşünceyi savunuyordu. Enflasyonun yüksek olması yüksek faiz. İşte buyurun ortada. Hadi ya bu değil buradan. Öbürüsü tabii. Yani işin özeti yaşadığımız enflasyon %45 diyebiliriz.
Bunun yuvarlanmış hali %19-25 ama o bile faiz. Tabii ki de yani burada işte üzerine. Şey var Can Bey, yani biz bunları konuşuyoruz ama burada bir kurumu karalamak, bir kurumu ya değil, eleştirmek yani değil. Ama şu var ortada. Yani şimdi açıklıyor, enflasyon rakamını açıklıyor, %19.25. Vatandaş bunu hissetmediği sürece bunu sorguluyor. Konut fiyatlarındaki artış %11 diyor TÜİK. Adam yarın ev kirası ödeyecek. Bunun kat ve kat fazla. Hadi ben size çok daha açık söyleyeyim. Bakın tane tane anlatıyorum. Evet. Bugün hepimiz çalışıyoruz. Ücretli bir şekilde bir X bir iş yerinde çalışıyoruz. Aldığınız ücret neye göre belirleniyor Can Bey? Aldığımız ücretler faize göre mi? Vallahi şeyin vicdanına göre. Enflasyona göre değil mi? TÜFE'ye yani, göre. Evet. Yani öyle nerede oluyor. Hani faizle enflasyon arası ilişki? Hadi başka bir şey daha söyleyeyim ben size. Çiftçiyim ben. İşte tarlamı ekeceğim, traktörüme mazot alacağım. Bankadan kredi çektiğimde uygulanan ya da benim ödeyeceğim tutar bana söyler misiniz şimdi faize göre mi belirleniyor yoksa enflasyon oranında mı? Hangisine göre hocam? Enflasyona göre. Ne oldu? Hani senin faizle enflasyon arasında kurduğun ilişki? Yani finansal argümanlar yine söylüyorum faizle enflasyon evet birbirini illiyetlik bağı vardır. Yani biri diğerinin fonksiyonudur. Bağımlı ve bağımsız değişken olarak birbirini etkiler doğru. O konuda bir sıkıntımız yok. Ama yanlış nerede biliyor musunuz? Yanlış bunları topluma anlattığında yani yüksek faizin sebebi yüksek enflasyon. Baba %24'ten 8'e düşürdün. Hatırlıyor musun enflasyon ne kadardı? Ne kadardı? %11 seviyelerindeydi. Evet. Hani faizlerle enflasyon arasında bu doğru korelasyon? Yani burada da bir aynı dengeyi hep döviz içinde söyledik. Tabii ki de yani aynı yüksek enflasyonu tutarsan döviz bilmem kaç olmaz. %10'dayken kaçtı enflasyon şimdi dolar şimdi kaç hocam? Döviz piyasasıyla ilgili 8.30 seviyelerinde yani aşağı yukarı iniyor ama biz Cumhuriyet tarihinin rekorunu da gördük evet. Dövizde hatırlarsanız. Evet doğru. Şimdi temel konu şu bilmiyorum vaktimiz kalır mı ona da değinir miyiz ama bizde algılanan şu. Uluslararası bir finans kuruluşu, işte Fed olur, ECB olur veya başka bir kurum olur, bir açıklama yapar. Olumlu ya da olumsuz. Gözler hemen dövize bağlanır değil mi? Piyasa fonlanır, Fed piyasaya para sunar, piyasayı fonlar, gözler hemen dolarda olur. Ben size iki cümle söyleyeyim mi bu işin? Herkes anlasın diye söylüyorum ki dinlediğimizde neyin ne olduğunu bilelim diye. Piyasanın fonlanması döviz kurunu etkilemez. Döviz kurunu niye etkiler biliyor musunuz Sayın Can Bey? Serbest piyasa ekonomisini belirleyen, tam serbest dolaşım olan sermaye unsurunun ön plana çıktığı ekonomilerde dövizin fiyatını piyasa şartları belirler. Yani döviz arz ve talep belirler. Siz eğer dövizi daha fazla isteyip kendi ulusal paranızdan vazgeçerseniz karşılaşacağınız sorun, döviz yani DTH diye söylenir de döviz tevdiat hesabı bankalar nezdinde gerçek ve tüzel kişilerin tuttuğu döviz miktarı. Buna klasik iktisatlar Gresham yasası derler. Yani kötü para iyi parayı piyasadan kovar. Hı. Siz değersiz olan parayı harcarsınız ama tırnak içinde söyleyeyim kendiniz için değerli gördüğünüz metayı saklarsınız. Bugün döviz piyasasında TL ve döviz kurunu karşılaştırdığımızda yaşadığımız sorun bu. Yani piyasanın fonlanması, piyasaya para sürülmesi, çekilmesi vesaire döviz kurunu direkt olarak etkileyen bir unsur değil. Bunu belirleyen, döviz piyasasındaki bu hareketliliği belirleyen diğer şartları sabit kabul ediyorum. Dövize olan arz ve talebindeki değişimdir. Bunu da izninizle belirteyim. Hazır siz döviz konusunu açmışken. Bu merkezin şu ana kadar izlediği politikayla hocam, merkezin faizi kaç olacak, kaç olmalı? Yani biraz önce de söyledim, alacağı kararları yaşayıp göreceğiz. Ama önündeki riskleri de Merkez Bankası göz önüne alıyordur diye tahmin ediyorum. Hani rakam olarak şunu söylemem doğru olmaz. %40 yapacak, %1000 bu doğru bir ifade olmayabilir. Ama Merkez Bankası'nın önünde böyle bir riskler var. Eğer şu tabloda 19'da sabit kalır ya da daha da aşağı çekerse ne oldu o zaman? O zaman negatif reel faiz ortaya çıkar. Tamam. Enflasyonun altında ne ortaya çıkar biliyor musunuz? Sıcak para bulmada sıkıntı çıkar. Eurobondlara %6, %7 faiz verilirken yani dövize, euroya, dolara. Şimdi bana söyler misiniz? Libor piyasaları vardır. Yani dünya piyasalarının yörüngesinin olduğu, çarkının döndüğü İngiltere'deki piyasa.
X bir yatırımcısınız. Türk olmak zorunda değilsiniz. Elinizde de iki tane enstrüman var. Birincisi dünyanın rezerv para olarak kabul ettiği dolar, euro ya da diğer metalar. Diğer tarafta ise riskin ve belirsizliğin her geçen gün arttığı. İşte enflasyonu gördük, %20'ye yaklaşmış. Maliyet enflasyonu %50'ye yaklaşmış. Dış ticaret açığı 450 milyara aşmış. CDS'ler, CDS'ler 400-500 parametrelerinde gelen ve yarın sabah ne olacağını bilmeyen bir ekonomi modeli var masanızda. Sizde bir para var. Şimdi kendi kendinize düşünün. Daha az... Siz derken benim ya kadar. Sizde masanız. Başka kimse yok şu anda siz diyor. Yatırımcı olarak nereye yatırım yaparsınız? Daha az riski olan ama daha çok getirisi olan yere. Dolayısıyla yaşadığımız süreçte şu değil miydi? Yakın bir zamanda Libor piyasalarında, yani İngiltere borsalarında şunu söylemediler mi? Kardeşim bana TL getirme. Bak TL getirirsen senden %1500 zam alırım. Faiz alırım. Sorun bu. Demek ki sorun Merkez Bankası'nın atacağı adımlardan ziyade hep eleştirdiğimiz, hep konuştuğumuz, yayının başından da ifade etmeye çalışıyoruz dilimiz dönünce, ekonominin isteklerine göre hareket edebilmek. Yani Merkez Bankası bir cesaret faizleri aşağı indirirse yakın bir tarihte bu sefer fonlama ihtiyacı duyar. Öyle bir sıkıntısı var. Ha göze alır mı? Onu bilemeyiz. Ama sadece son olarak bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Biz neden hep, daha önceki yayınlarda da konuştuk ya, biz neden hep faizlerle ilgili konuşuyoruz? Mesela niye hiç enflasyonun maliyetleri üzerinde konuşmuyoruz? Direkt hap bilgi vereceğim size. Enflasyonla uğraşmak, enflasyonla mücadele etmek zordur. Uzun vadelidir. Ve iktidarların, yani iktidar derken bir iç bir siyasetten bahsetmiyorum. İktidarın uğraşmayı sevmediği bir alan o. Ben oraya hiç girmeyeyim. Sadece şunu söyleyeyim. Eğer siz enflasyonist bir ortamda mücadele programı belirlerseniz karşınıza baskı ve çıkar grubunu alırsınız. Mesela tarımsal enflasyon... Meselayı bir reklam arasından peki, sonra alalım mı? Tabii ki. Efendim neden enflasyonla mücadele edilmez, üretim ekonomisi neden gerçekleşmez? Tam bu merkezde önemli bir açıklama yapıyordu Seyfi Akil, değerlendirme yorum yapıyordu. Bir reklama zorunlu olarak gittik galiba, onu kurtardıktan sonra. Şimdi hocaya dönelim. Mesela da kalmıştınız hocam, dediniz ki açık cümle şuydu. Bir iktidar... Yani bu iktidar mevcut iktidar olabilir, yerine aday muhalefet geldiğinde olabilir falan. Neden enflasyonla mücadele edemez? Çünkü yani 80'den sonra pek mücadele edildiğini ben görmedim. Bunun da daha evveli vardı. Hani 80 vardı, barem hani, olarak. Bir barem de o. Şimdi şöyle söyleyeyim Cami, reklam arasına girdiğimizde de yarım kalmıştı ama devam edeyim izninizle. Buyurun hocam. Enflasyonla mücadele ettiğinizde belli bir baskı ve çıkar grubunu karşınıza alırsınız. Mesela dedik reklama gittik, bakın ne gibi. Tarımsal ürünler var değil mi? Bizim maliyetlerimizi artıran. Şimdi tarımsal ürünlerdeki yaşanan sıkıntıyı giderebilmek için, yani enflasyonist baskıyı tölere edebilmeniz için kimle mücadele etmeniz lazım? Çiftçiden ürünü alıp tüketiciye ulaştırana kadar aradaki simsarlarla mücadele etmeniz lazım. Bu da öyle kolay bir şey değil. Yani kolay bir şey değil derken o an için yönetimde olan iktidarlar için söylüyorum. Değilse hani mevcut siyasal iktidar ya da bundan öncekiler için konuşmuyorum. Enflasyonla mücadele ettiğinizde karşınıza baskı ve çıkar grubunu almak durumunda kalırsınız. Bu da sizin için bir risk teşkil eder. Tırnak içinde söyleyeyim. Peki bu noktada suya sabuna dokunmadan en masum yolu nedir diye sorarsanız, işte burada kendi kontrolünüzde olan değişimler noktasında, yani düşürülmesi, artırılması, mücadele edilmesi noktasında size çok fazla muhalefet sesi çıkmayacak. Tamamen kendi kontrolünüzde, kendi egemenliğiniz alanında olan bir enstrümanı kullanmak zorundasınız. O da kimdir?
faizlerdir. Aslında para bolsa faiz yüksek. Yani değil zaten öyledir. Öyle. Eğer piyasada faiz şudur aslında. Ama para değersizdir. Bir mal eğer piyasada çoksa o değersizleşir. Hikaye budur özü. Şimdi Türk lirası piyasada çoksa bunun fiyatı değerlenir. Hani şöyle bir Aristo mantığı kurun. Az olan her şey daha değerlidir ya. Çok basit bir mantıkla söyleyeyim. Paranın da değer kaybını önleyebilmen için ödediğin hikayeye faiz denir. Yani sermayenin getirisidir. Aslında güzel bir denklem. İşte faiz yüksekse para bol. Enflasyonla mücadele edemiyorsan bu bol paranın aktığı adamlarla da kavga etmek zorunda kalır. İşte onu da göze alabilir misiniz? Yani böyle bir durumla. İşte onun için para bize gelmiyor hocam. Yani o yüzden ya sokaktan dönüyor bize hiç uğramıyor. Köşelerde meşelerde beklesen de. Bize hiç gelmiyor çok şükür. O taraftan bulunmuyor yani öyle bir ya durumda. Ya böyle tenhada bir yerde. Şimdi oturdu benim kafama güzel özetledin. İşte hani ekonomi yani biz de anlatıyoruz vesaire ama yani işte bir akademik kariyeriniz varsa böyle altı sağlı sollu dolmuş oluyor. Bu açıdan önemli. Hocam böyle tüfeği, üfeği falan anlatacaktık. Bilmiyorum oralardan var mı yine hazır yeri gelmişken eklemek istediklerin. Özellikle üfede dış etkenler yani kur değişimlerine bağlı bir gösterge oluşuna da bir vurgu yapmak istiyorsun ama. Ya bunun da hikayesi şudur. Biz ithalat ağırlıklı bir üretim mantığı seçtiğimiz için Can Bey mevzu şu. İthalatınız arttıkça dolayısıyla yani dövize talep baştan başlayalım. Dövize olan talep arttıkça döviz değerlenir. İthalat yaptığınız için daha fazla mal ve hizmet satın alırsınız. Daha fazla para ödersiniz. Bu kadarla kalır mı? Hayır. Üretici öyle ya da böyle er ya da geç ürettiği malın üzerine maliyetini koyar. Bu da belli bir süre sonra tüketiciye fiyat artışı olarak yansır. Ama Merkez Bankası ne diyor biliyor musunuz? Bunun tam tersini savunuyor. Yine geçtiğimiz haftalarda yaptığımız bir yayında da şunu konuşmuştuk. Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla alakalı. Merkez Bankası'nın açıklaması şu. Diyor ki üfedeki artışın tüfeğe yani tüketici fiyata yansıdığına dair herhangi bir kanaat yoktur elimizde. Bu ne? Bu kanaat değil mi? Bu görüntü değil mi? Görüş değil mi bu? Sonuç değil mi? %45'lik enflasyonu görmemen için daha ne kadar bir kanaat oluşması lazım? Yani daha ne yapmamız lazım? Mesela şu %45.52'lik maliyet enflasyonunu görebilmen için. Yani birisi sana böyle bayrak sallayıp al bak %45 enflasyon çıktı mı demesi lazım. Ve hala burada şey yapıyor, inat ediyor. Burada hala söylemleri var. Bu çerçeveden baktığınızda yani eğer olaya enflasyonla mücadele programına temel iktisadi teorilerden uzak böyle söylemlerle yaklaştığınızda çok da fazla bir sonuç alınacağını düşünmüyorum. İşte yayının başında da söyledik. Orta vadeli program açıklandı diye. Merkez Bankası açıklama yapıyor. Diyor ki ben yıl sonu döviz kurunun şu kadar olmasını bekliyorum. Daha bismillah sabah ezanı okunmadan yıl sonu hedefinin çok üzerine çıkıyor. %21 büyüme gerçekleşti. Herkes ayakta alkışladı. İki tane temel nokta söyleyeceğim. Ondan sonra elektriğe zam geldi biliyor musunuz? Dipte kaldı. Bugün de dündü yanlış hatırlamıyorsun. Doğalgazı %15. Yani ne hocam, zaman en kısa mesafe servis de 500 lira hocam. Can Bey ne zaman müjde verse yüreğimde bir korku oluyor. Acaba değil mi? Hangi ürüne zam yapacaklar? Ekonomi için öyle gerçekten. Böyle olur mu? Böyle ekonomi şey var mı? Böyle bir model böyle var bir mı? Dinamik yok. Yok. Plansızlık, kamu kontrolü. Geçtiğimiz hafta özellikle Çin ve Fransa'dan iki örnek vermiştin işte konut sektörünün yükselişi vesaire. İşte burada ayarları kaçırıyorsan hiçbir yerde ayar tutmuyor. Yani dövizi örselemek için ya da işte döviz baskısından kurtulmak için merkez faiz arttırıyor diyorsun. %10'dayken de döviz aynı yere geliyor, 20'deyken de aynı yere geliyor. Enflasyonu gerekçe göstererek Merkez Bankası faiz artışına gidiyor. Yani İşte şimdi eksi faize düşüyorsun. Böyle kala kalıyorsun. Ya hani Merkez Bankası yani açıklama yapıyordu. Uzun vadede enflasyonda artış yoktu diye. Yani bu ne? Bu ne? Ya daha kendi verilerini kendileri nedir o? Çelişiyor. Çelişiyor yani. Tarsızlık var ya. Ben nasıl yani güveneyim? Bu bile örselenmiş yine istatistikler. Bunu şuna inandırabilirsiniz. Çok özür dilerim. Lafınızı bölüyorum Can Bey ama buna ekonomiden anlamayan bir insana anlatabilirsiniz. İnandırabilirsiniz.
cilalarsınız, boyalarsınız, işte şöyle oldu, böyle oldu. Ama kusura bakma, iktisat mezunu birisini bunu anlatamazsınız. Ekonomist birisini bütün bu gerçeklere gözünü kapat da bak benim dediğimi inan kardeşim diyemez. Bu olmaz. Olmaz. O zaman alır bu tabloyu önüne koyar, hadi bak bakalım bunu yorumla diye sorar size. Evet. Her şey çok pahalı hocam. Dert üstü, murat üstü. Yani gerçekten bilmiyorum. okul alışverişi falan senin de olmuştur. Ya inanamadım yani. Dudağım uçukladı. Gerçekten akıl alacak gibi. O günleri yaşamamış sayıyorum. Yani, hayatımın o bölümünü geçiyorum yani. Hafta sonunu yaşamamış. Tabii ya, hafta sonu diye bir şey yok. Ben cumadan sonra tekrar mesaiye başlamış gibi hissediyorum kendimi. Ama onunla kurtululmuyor. Yani bu pandemi eğitimle ilgili tek şeyi konuştuğumuz şey işte sadece Covid önlemleri falan oldu. Tabii sağlık birinci öncelik, haklı olarak, doğal olarak onu konuşuyoruz ama yani işin bir ekonomi tarafı var, işin bir eğitim tarafı da var. Çocukların eğitimini de konuşamıyoruz. Yani ilk önce şunu söyleyeyim, zor bir süreci atlattı hem eğitimciler, öğretmenlerimiz, doğru, hem öğrencilerimiz ve tabii ki de velilerimiz. Yaklaşık 1,5 sene maalesef okullara gidemedi çocuklarımız. Bu süreci içerisinde bazı uygulamalar yapıldı. Ama gördük ki bu uygulamaların altyapısı da tam hazır değil. Yani interneti olmayan yerler gördük maalesef derslerini takip edemeyen. Çözülmedi yani o sorunlar. Çözülemedi. Yani ne kadar verimli oldu ayrı bir konu. İlk bu salgının başladığı dönemde ben dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasını hatırlıyorum. Sağlık Bakanı'nı düzeltiyorum. Soruyorlar, diyorlar ki okullar kapanacak mı? Yok diyorlar ya. Okullar niye kapansın? Okulun kapanması, yani kapalı olan okuldaki salgının yayılması açık olandan daha fazla diye bir açıklama yaptılar, biliyor musunuz o dönem? Bak 1,5 senede beri çocuklarımız okula gidemedi. Ya umut ediyorum ki yani bunlar bizim geleceğimiz, bunlar bizim evlatlarımız, yeni nesillerimizin devamı. Yarın bugün buranın temsilcileri, burada oturacak insanlar. Bunlara iyi bir eğitim vermek zorundayız, iyi eğitmek durumundayız. Tabii bu salgın ciddi anlamda maalesef eğitim sektörünü de etkiledi ama umut ediyorum ki bundan sonraki süreçlerde çocuklarımızın daha az riskli bir ortamda eğitimlerini almaları. Evet. Teşekkür ederim hocam. Ben yarın görüşeceğiz yine. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Dikkatli git. Yani yoğun geldin. Aynı yoğunlukla gitmemeni İnşallah. Temenni ederiz hocam. Çok sağ ol. Kalan bir gazetelere bakalım. Biz de sonlara doğru geliyoruz. Son sanıyorum.